Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda Kore hakkında ilginç bilgiler vereceğim. Tabii bu bilgiler artık benim için ilginç değil çünkü çok fazla alıştım ama ilk duyanlar için ilginç olacağını düşündüm. O zaman lafı uzatmadan videoya başlayalım. Birinci maddemiz Kore'de yaş sistemi. Kore'de yaş sistemi bizimkinden daha farklı olarak ilerliyor. Kore'de insanlar doğduklarında 1 yaşında sayılıyorlar ve doğduğu günlerde değil de yeni yıla girdiklerinde yeni yaş almış oluyorlar. Bu yüzden doğduktan 1 ay sonra 2 yaşına giren çocuklar olabiliyor. Bu çok garip. İkincisi, erkekler de makyaj yapıyor. Hatta makyaj reklamlarında erkekleri görmeniz daha çok mümkün diyebilirim. Erkekler ruj da sürüyor, fondöten de sürüyor, her şeyi yapıyorlar yani. Üçüncüsü, dünyada en yüksek intihar oranına sahip ülkelerden bir tanesi. İkinci ülke hatta, öyle biliyorum. Çünkü birincisi Japonya. Bunun sebeplerinden bir tanesi de öğrencilerin çok sıkı çalışması olabilir, iş saatlerinin çok uzunluğu olabilir. Bunların hepsi intihar oranını arttırıyor. Dördüncüsü ve en güzeli, dünyadaki en hızlı internete sahipler. Hatta çoğu konumlarda bedava Wi-Fi kullanılabiliyor. Bu da efsane değil mi? 5. Askerlik süresi 2 yıldı ama daha yeni bir kanun çıktı ve 18 aya indirildi. Bizden daha uzun askerlik yapıyorlar. 6. Kan grubunun kişiliğinizi belirlediğine inanıyorlar. Bu yüzden burcunuzdan daha çok kan grubunuzun ne olduğunu size sorarlarsa şaşırmayın. 7. Doğum günlerini pasta ile değil de daha çok çorba ile kutluyorlar. Çorbamızın adı da Myeokguk deniliyor. Ve bu çorbayı içtiğinizde annenize olan teşekkürünüzü ve minnettarlığınızı göstermiş olduğunuza inanıyorlar. 8. 200'den fazla çeşitte kimçileri var. Kimçi lahana turşusu olarak geçiyor. 9. Estetikte dünya merkezi. Daha çok çift göz kapağı ameliyatı yapılıyor. 10. maddemiz, kısa boylu etekler giydiğinizde sorun olmazken göğüs dekoltesi açtığınızda bu büyük bir problem oluyor ve garip bir şekilde karşılanıyor. 11. Hyundai, Kia, LG, Samsung gibi markalar Kore markaları ve Koreliler genelde kendi markalarını kullanmayı tercih ediyorlar. 12. Kore'de çift vatandaşlık yok. 13. maddemiz, Kore'de kadınlar evlendikten sonra eşlerinin soyadlarını almıyorlar. 14. Çoğu Koreli resmi olmayan İngilizce isimler kullanmakta. Yani bir Koreli'ye ismini sorduğunda size Jenny diye söylerse şaşırmayın. 15. İlkokulda 5, ortaokulda 8, lisede ise 12-16 saat arası ders işleniyor. Bu yüzden gece okuldan dönen öğrenciler görürseniz şaşırmayın. Bu kadar uzun saatlerde ders işlenmesi de öğrenci intiharlarını arttıran bir sebep. 16. Kore'de bir şey uzatırken iki elinizle verip iki elinizle almanız gerekiyor. Bunun saygıyla bağlantılı olduğunu düşünüyorlar. Daha saygılı bir şekilde vermek için iki elimizi kullanıyoruz. 17. madde. Koreliler selamlaşırken fiziksel temasa geçmeyi sevmezler. Bu yüzden daha çok eğilerek selamlaşırlar. 18. Koreliler daha çok yer yatağı tercih ediyorlar. Bunu ilk duyduğumda çok garipsemiştim. Çünkü yerden soğuk alabileceklerini düşünmüştüm. Ama meğersem Kore'de evler yerden ısıtmalıymış. 19. Kore obezitenin en az olduğu ülkelerden bir tanesiymiş. Zaten zayıf kadınları görünce bunu tahmin etmek çok da zor değil. 20. Koreliler Türkler için kardeş ülke hitabını kullanıyorlar. Çünkü onlara savaşta yardım etmiştik. Bu yüzden bizi kardeş ülke olarak benimsemişler. Sağ olsunlar. Biz de onları çok seviyoruz. Yani en azından ben çok seviyorum. Evet, benim ilginç bulduğum 20 madde bu kadardı. Aralarından hangisi size ilginç geldi ya da hangisini ilk defa duydunuz? Yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something.